Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlog ile karşınızdayım. Vlog büyük ihtimalle 2 günlük falan olacak. Bugün Perşembe, yani ayın 20'si. Ayın 21'inde de Marvel's Avengers'ın betası yeniden açılacak. O yüzden vlogu yarın da açacağım. Bugün ise bayağı bir iş var burada çünkü odamı düzenleyeceğim. Bu dolabı yatağın yerine çekeceğim. Yatak da şu anda şu tarafta kalıyor. Dolabı yukarı çekeceğim. Yataysa şuraya aşağı koyacağım. Başka zaten çekmeceler falan var ama onlar kolay. Ama bu yatak ve dolap, onlar sıkıntı olacak. Çünkü dolabın arasındaki kutuları falan da almak gerekecek. İçindekilerini de çıkartmak gerekecek. Biraz zorlayacak bunu yapması ama yapacağım. Bugünleri yerini değiştireceğim. Onu yapmadan önce de burada Red Dead Redemption 2'nin videosunu çekeceğim. Şimdi ben Red Dead 2 videosunu yaptım arkadaşlar. 45 dakikalık falan bir video oldu. Onun montajını yapacağım. Bu arada oyunun %43'üne gelmişiz. Yani neredeyse yarlamışız oyunu. Ben de %40'larına falan gelmemişizdir diye düşünmüştüm ama %43 diyor. 30 saate yakın falan oynamışız oyunu. Şimdi ben bunun montajını yapacağım. Nasıl oldu, odadaki eşyaların yerini değiştireceğim. Yalnız ben şeye hesaba katmayı unuttum arkadaşlar. Flash diske kopyalanması çok uzun süreceği için. O yüzden ben eşyaları şimdi çıkarmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu komodinin üzerindeki eşyaları çıkarmakla başlayacağım. İçerisindekilerini çıkarttım. Şimdi kutuları falan alacağım. Yatağı da bitirdim şimdi. Şimdi bir tek bu dolap kaldı. Tamam, şimdi bu dolap da bitti. Şurası da boş zaten. Şimdi ne yapacaktım lan ben? Bunların içerisinde biraz tozları falan alırım. Yerleştirdikten sonra önce yatağı aşağı doğru çeksem iyi olacak. Ondan sonra dolabı yukarı çekerim. 2000 years later. Burası şu an boş. Yatağı buraya çektim. Ama burada o da yankı yapmaya başladı. Bu arada burası biraz sıkırsam iyi olacak. Çok fena batmış. Bu arada evin de son durumu şu an bu. Şimdi dolabı yukarı çekeceğim. Bu arada şu şey de hala aktarılamadı. Ben odayı yeniden düzenleyeceğim. Bu şeyi hala aktarılamıyor. Neyse. O elektrik süpürgesi oradan çekmem lazım şu an. Hey, 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 hey
Tam yukarıda çekemedim bu arada. Yani şöyle bir şey. Şurada boşluk var hala. Biraz daha arkaya çekmem gerekiyor. Oğlum elim titriyor. Ben biraz dinleneyim, ondan sonra bunu çekeceğim. 2000 years later. Evet arkadaşlar, şimdi odayı yerleştirmeyi bitirdim. Şimdi dolap yukarıda, yatak da aşağıda dediğim gibi. Burada da zaten hiç değişmedi bunun yeri. Bilgisayarın yeri burası. Şimdi kısa bir oda bulma tarzı bir şey yapacak olursam, kapının arkasında burada montlar falan var. Ama burada kablo olduğu için bu kapıyı fazla açamıyorum. Çünkü elektrik diğer odadan geliyor. Burada çöp var. Çünkü buradaki priz bozuldu, bunu değiştireceğim ama ne zaman bilmiyorum. Şimdi yatağı buraya aldım. Vallahi şunu toparlamaya çok üşendim. Çekmeceden ikisini de buraya getirdim. Bunların üzerlerinde çerçeveler falan filan var. Tıraş makinesi var. Tripodum orada. Bunların içerisini açmaya gerek yok. O kadar detaylı bir oda bile olmasın. Dumbbell'larımı buraya koydum. Dolap burada. Kutular nedense azalmış gibi duruyor. Niye bilmiyorum. Birkaç kutuyu kutuların içine koydum falan. Küçük olanları. Burada... Puf mu ne işte, bu çanta ve basketbol topu var. Ayna burada ama şunu biraz yukarı çektiğim için burası dar kaldı biraz ama sorun değil o kadar. Burada da yine bir çekmece var, tarak falan var üzerinde. Buraya gelecek olsak da şimdi burada kepler falan var. Burada ayakkabı kutuları ve içerileri de dolu bu arada. Orada da yine kepler var. Şimdi buradan inecek olsak burada kitaplar falan filan var. Selfie çubuğu ve fotoğraf makinesi falan filan. Burada altta ojeler, deodorantlar falan filan. Altta da defterler falan var, şemsiye var. Burada ne var ben de bilmiyorum. Priz falan varmış. Şimdi buraya bakacak olursak da burası ıvır zıvır yeri diyebilirim. Orada benim falçatam, tornavidam, makas falan var. Burada takılar var. Kolye, küpe, yüzük falan filan işte. Burada da burada PlayStation 4 var. Alttaki de DVD oynatıcı. Burada ne var bilmiyorum. Burada ayakkabı kutuları varmış. Şimdi buradan bilgisayara gelmeden önce buralara bakalım. PlayStation 3'ün kontrolör şeklindeki kutum var. Burada kablo toparlayıcılar. DVD oynatıcının kumandası, fişler falan filan. Burada PlayStation 3 var. Burada kablolar. Onların çoğunu kullanıyorum. Burada şu telefon standı. Hoparlör falan filan işte. Plastik listler var. Burada stickerlar. Burada albüm var. Buraya gelecek olsam bir Türk bayrağı, benim bebeklik fotoğrafımın içerisinde olduğu bir gemi. Burada Last of Us'ın şapkasının yanında gelen şey, ne bilmiyorum artık. Burada da benim PlayStation'ın tişörtümün şeysi, böyle bir şey. Burada anahtarlıklar Tomb Raider'dan, God of War'dan ve Red Dead Redemption 2'den. Onun dışında burada PlayStation 3 oyunları, burada da 4'ün oyunları var işte. Bilgisayarın olduğu yere gelecek olursak da, bu arada şeyden bahsetmeyi unuttum, bu da böyle bir sandalye. Benim eski sandalyem kırıldığı için bununla değiştirmiştim. Bu klavyeyi zaten hiç değiştirmedim. Hala aynı klavye. Bu sene değiştirecektim ama araya koronavirüs falan girince. Belki sene sonunda büyük ihtimalle bunları değiştireceğim. Çünkü bu mouse'a kaldım yine ben. Benim 3 Euro'luk diğer mouse da bozuldu. O yüzden buna geçtim yine ama alacağım başka bir mouse falan. Bu kulaklık da zaten 2 yıllık falan ama işimi görüyor, bunu değiştirmem. Burada PlayStation 4'ün kontrolörü ve 3'ün kontrolörü. Televizyonun kumandası, televizyon. TV monitör olarak geçiyor. Monitör olarak da kullanılabilir aslında ama ben kullanmıyorum. Burada da bilgisayarın monitörü, webcam'im Logitech C270. Burada bir masa lambası. Bilgisayarın kendisi de burada. Zaten hakkında kısmında yazıyor bunun özellikleri. Evet arkadaşlar, şimdi ben biraz dinleneceğim. Bu arada normalde oda vlogu yapmayacağım demiştim ama aslında bu da oda vlogu tarzı bir şey oldu ama kısa geçtim yani, detaylı anlatmadığım için. Bari dedim odamı düzenleyeceğim, hazır oda vlogu gibi bir şey de yapayım dedim. Şimdi ben dinleneceğim. Saat şu an 11.30-12'de videom açılacak. Ondan sonra da Red Dead Redemption 2'nin videosunu montajlarım. 7 hours later. Evet arkadaşlar, şimdi ben burada Red Dead 2 videosunun montajını yapıyorum. Zaten bugün için burada vlogu kapatacağım. Yarın yeniden açarım vlogu çünkü yarın zaten Marvel's Avengers'ın betası açılacak. Bir girmeyi deneyeceğim, bakalım yarın girebilecek miyim? Yani sabah saatlerinde açılır mı bilmiyorum çünkü saat farkı olduğu için. Yarın vlogu yeniden açarım ben. The next day. Evet arkadaşlar, şimdi bugün Cuma, 21 Ağustos. Avengers'ın betasına girmeyi denedim demin ama hala açılmamış. Yani Amerika'daki saat farkından dolayı büyük ihtimalle orada hala 20'si. Beta'ya daha sonra yeniden bir girmeye denerim ama şimdi saçımı keseceğim. Yani şu tarafını da kazıyacağım. Yani saçımın şurası zaten kazılık benim bildiğiniz gibi. Şurasını da kazıyacağım çünkü bir taraf kazılık bir tarafı değil falan olmuyor. Yani kazırkenki videoyu eğlence kanalıma atacağım. Birazını bu vloga da koyarım ama tamamını eğlence kanalından izleyebilirsiniz. Zaten bu vloga attığım gün büyük ihtimalle o videoda yayınlanmış olacak.
Evet arkadaşlar, şimdi eğlence kanalım için videoyu daha şimdi kapattım ve saçımın şurası da bu şekilde bir şey oldu. Burada hala biraz saç var. Burada fazladan aldım ama onu düzelteceğim ben biraz sonra. Tabi buralarını da biraz toparlamam gerekecek. Şu anda her yerde saç var. Yani saçı biraz daha toparladıktan sonra Marvel's Avengers'ın betasına girmeyi deneyeceğim. A few moments later. Evet arkadaşlar, şimdi Avengers'ın betası yeniden açılmış. Ben de onu oynayacağım. Herhalde 2 saat falan sürüyordu betanın tamamı. Zaten oynadım 20 dakika boyunca beğenmiştim. Şimdi geri kalanını oynayacağım bakalım. Oynayamadım sanırsam bir Kamala kalmıştı. Onunla da oynamış olacağım. A few moments later. Şimdi ben Avengers'ın betasının tamamını oynadım. Daha fazla challenge'lar falan yapabiliyordum ama denemedim ben. Yani çünkü orada beta bitiyor. Hikayeli kısımlar en azından betanın orada bitiyor. Kamala'yla da oynamış oldum. Bir o kalmıştı. Oynamadım kahramanlardan ve onun da oynanışı fena değildi gibi aslında. Tony Stark'la yeniden bir oynadım da. Hala nedense onun oynanışını beğenemedim ama onun dışında diğer kahramanların oynanışı iyi gibi. Zaten şu anda 2 hafta falan var herhalde oyunun çıkmasına, 4 Eylül'de çıkıyordu. Zaten vlogu da burada kapatacağım. Ondan sonra da bu videonun montajını yaparım artık. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.